Başarı, yaptığın bir eylem değil, bir yaşam biçimidir. Büyük şeyler başarmak istiyorsan, büyüklük yaptığın her şeye yansıtılmalıdır. Bu nedenle neyi başarmak istediğine bakılmaksızın, başarıya giden yol, doğru zihniyeti benimsemekle başlamalıdır. 1. Başarının ne anlama geldiğini tanımla. Başarı için bir zihniyet oluşturmanın ilk adımı, başarılı olmanın ne anlama geldiğini tanımlamaktır. Kendin için hedefler belirlemek, hedeflerine ulaşmak için bir eylem planı oluşturmayı kolaylaştırır ve bu planı gerçekleştirmen için seni motive eder. Ayrıca ilerlemeni ölçmek ve stratejini ayarlamak için sana bir standart sunar. Bu nedenle yaşam veya kariyer hedeflerini tanımlamalı ve ardından bunlara ulaşmak için ne yapman gerektiğini düşünmelisin. Hayatının değiştirmek istediğin her alanında akıllı hedefler belirlemekle başla. Ek olarak her gün veya hafta için kısa vadeli hedefler listesi oluştur ve bunları daha uzun vadeli hedeflerin ile uyumlu hale getirdiğinden emin ol. 2. Sezgilerinle iletişimde kal. Başarı için bir zihniyet oluşturmanın ikinci adımı sezgilerinle bağlantıda kalmaktır. Birçoğu, başarının ampirik verilere dayalı hesaplanmış kararlar almak anlamına geldiğini varsayar. Mümkün olduğunca deneysel olmaya çalışmalısın. Ancak bu tür veriler her zaman mevcut değildir. Özel yolun ne olursa olsun, muhtemelen yaşamın veya kariyerin boyunca hesaplanabilir bir cevabın olmadığı bir noktada bir karar vermek zorunda kalacaksın demektir. Bu durumda sezgini dinleyebilmelisin. Mükemmel bir bilgi kaynağı olmasa da sezgilerimiz sorunları bilinçli düşünceden çok daha hızlı çözebilir. Bu zor durumlarda belirleyici seçimler yapmanı sağlayacaktır. 3. Daima olumlu bir tutumun olsun. Hedeflerine ulaşmak için olumlu bir tutumun değerini asla küçümseme. İzlediğin yol ne olursa olsun, belirli hedeflere ulaşmak için geçici aksilikler veya başarısızlıklar nedeniyle cesaretinin kırılması kolay olabilir. Olumlu düşünme, bu aksaklıkları öğrenme fırsatları olarak tanımlamak anlamına gelir. Bu da küçük başarısızlıkların üstesinden gelmeyi ve hedeflerine doğru ilerlemeye devam etmeyi kolaylaştırır. Olumlu düşünme aynı zamanda seni etrafta daha hoş bir insan haline getirme eğilimindedir. Ve bu süreçte sana yardımcı olabilecek başkalarından destek çekmene olanak tanır. 4. Harekete geç. Düşüncelerini eyleme geçirmen gerekiyor. Olumlu düşüncelere ek olarak başarı zihniyeti düşüncenin üretken olmasını da gerektirir. Hedeflerini veya onlara ulaşmanın önündeki engelleri düşündüğünde yanıt olarak alabileceğin net eylemleri tanımlayabilmelisin. Bir fikri veya arzuyu pratik bir eyleme ne kadar kolay aktarabilirsen, hedeflerine doğru ilerlemek o kadar kolay olacaktır. 5. Tam sorumluluk al. Başarıya yönelik bir zihniyet, iyi ya da kötü, yaptığın her şeyin sorumluluğunu alabilmek anlamına gelir. Yolun boyunca bir hata yaparsan veya birine zarar verirsen, sorumluluk almak zararı kontrol altına almanı ve itibarını korumanı sağlar. Ayrıca gelecekte bu hatadan nasıl kaçınabileceğini düşünmeye teşvik eder. Aynı şekilde bir şeyi başardığında da onun sorumluluğunu üstlenmen gerekir. Ancak o zaman başkaları neler yapabileceğini anlayacak ve başarıya giden yolda seni destekleyeceklerdir.